Efendim merhabalar, mutlu akşamlar. Saatler 18.30'u gösteriyor ve Beyaz Ana Haber'e başlıyoruz. Ben Melisa Bağcı. Türkiye Netanyahu yönetiminin Gazze'de yaptığı katliamlara tepkisini İsrail'e ticareti tamamen keserek ileri bir aşamaya taşıdı. Ankara'nın kararı tüm dünyada geniş yankı buldu. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde iş insanlarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek gayemiz Netanyahu yönetimini ateşkese zorlamaktır," dedi. Aldığımız bu kararla Batı'nın bizim üzerimize nasıl saldıracağını çok iyi biliyoruz. Ama ben şu anda müsiat şahsında tüm Türk iş adamlarına şunu söylüyorum. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz ve bileceğiz ki önümüzdeki yol mazlumların yanında yer alma yoludur. Mazlumların yanında olacağız dedi. İsrail'le tüm ticari ilişkilerin durdurulması kararını işte bu sözlerle değerlendirdi. Bizim burada tek bir gayemiz vardır. O da Batı'nın koşulsuz askeri ve diplomatik desteğiyle kontrolden çıkan Netanyahu yönetimini ateşkese zorlamaktır. Ateşkes ilan edildi, Gazze'ye yeterli miktarda insani yardım girişine müsaade edildiği durumda amaç zaten hasıl olacaktır. Türkiye'nin bu hamlesi mevcut tablodan rahatsız olan diğer ülkelere de örnek teşkil edecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD'ın yönetim kurulunu Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde kabul etti. İş insanlarına seslenen Erdoğan, süreci iş dünyası ile birlikte yöneteceklerini söyledi. Attığımız bu adımın ortaya çıkaracağı sonuçları iş dünyamızla eşgüdüm ve istişare içinde yöneteceğiz. Zaman zaman bana da geliyor. Bu bazı sıkıntılara neden olabilir diyorlar bana. Ben de diyorum ki biz bütün sıkıntıları giderecek tek gücün Allah olduğuna inanıyoruz ve biz doğru olanı yaptığımızın şu anda farkındayız. Ve enflasyonla mücadele. Önceliğimiz olan enflasyonu düşürmeye yönelik kararlı adımlar atıyoruz. Enflasyonda da yılın ikinci yarısından itibaren inşallah daha umut verici rakamları göreceğiz. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında sert rüzgarlar esmişti. Özel karşılıklı suçlamaların yankıları sürerken kritik zirvenin ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Görüşmenin gündeminde Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme vardı. Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Benim gündemim birilerinin kaybettiği siyasi mevzileri kazanmaları için kaybedecekleri koltuklara çare bulmak için yaratacakları suni gündemler değildir. Karşılıklı atışmaları çok konuşulmuştu. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimlerin ardından ilk kez bir araya geldi. Hem çok faydalı hem bugüne kadar en rahat ve en keyifli yemeğimizi yedik birlikte. Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir sözleriyle eleştirmiş. Özel de eski genel başkanına aynı sertlikte yanıt vermişti. Lüzumsuz tartışmalarla birilerinin bitmiş olan kredilerini yeniden kazandırmak, tükenmiş olan siyasi geleceklerine yeniden umut olmak niyetinde değiliz. İki isim arasında yaşanan randevu polemiğinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Özel dün akşam da eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdi. O sözleri üzerime alınmamıştım dedi. O Twitter meselesiyle ilgili ben onu hiç üstüme almamıştım. Görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmenin ile ilgili kendisine bilgi verdim. Detayları, önemli bir kısmını paylaştım. Özgür Özel, eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ardından bugün de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'yla aralarında bir sorun olmadığını ifade etti. Zaten bana önerilerde bulundu.
şu söylenebilir, şunu söylerlerse bunu hatırlatmayı unutmazsak iyi olur dediğine göre görüşmeyi yanlış bulmuyor. Yoksa benim söyleyecek bir sözüm yok, ne gidiyorsunuz derdi. Hayvanların kürek kemiklerinin peşine düştüler. Büyü uğruna kemiklere para bile teklif ettiler. Sebebi büyü için kullanmak. Bazı insanlar kasaplara gelip bu kemiği özellikle istiyor. Sebebi ise oldukça ürkütücü. Para teklif ediyorlar. Hatta akşamları bizim çöplerimizi karıştırıyorlar. Bunu yapmalarındaki amaç maalesef şu büyü denen saçma. Büyü peşinde koşanların ürperten kemik talebi birazdan Beyaz Ana Haber'de. Efendim maalesef kadına şiddetin sonu gelmiyor. Kan donduran görüntü yine İstanbul Fatih'ten. Evine doğru yürüyen bir kadın hiç tanımadığı bir şehir eşkıyası tarafından acımasızca darp edildi. Gaspçı yumruk ve kafa attığı kadının çantasını alıp kayıplara karıştı. Falan attı, yumruk attı, baya bir gasp etti yani, baya bir hırpaladı kadını. Tokatladı, tekmeledi, kafa attı, tanımadığı kadına kabusu yaşattı. Gaspçı saldırgan sinsice takip ettiği kadına arkadan yaklaştı, bir anda böyle saldırdı. Tekmeledi, tokat attı, yetmedi, kafa attı. O anlar bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Evine gitmek için yürüyen Yıldız Haydarova bir şehir eşkıyası tarafından gasp edileceğinden habersizdi. Bir tane hanımefendi şu yoldan gelirken gaspçı da şu taraftan geliyor işte, arkasından mı takip ediyor? Talihsiz kadına peş peşe darbeler indiren saldırgan kadının çantasını çalmaya çalıştı. Çantasını kaptırmamak için direnen Haydarova saldırgan tarafından hunharca dövüldü. Hanımefendi şeylere, kepeklere yaslayarak dövüyor. Bir güzel gasp ediyor galiba. Çantasını falan almaya çalıştı. Kadın direndi bayağı. Direndikten sonra da yine daha çok vurmaya başladı. Bir sandık bıçakladı falan diye korktuk. Saldırgan aldığı darbelerin etkisiyle kendine gelemeyen kadının çantasını alıp kayıplara karıştı. Şehir eşkıyası Muzaffer Kararslan kısa sürede yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayvanların kürek kemiklerinin peşine düştüler. Büyü uğruna kemiklere para bile teklif ettiler. Sebebi büyü için kullanmak. Bazı insanlar kasaplara gelip bu kemiği özellikle istiyor. Sebebi ise oldukça ürkütücü. Para teklif ediyorlar. Hatta akşamları bizim çöplerimizi karıştırıyorlar. Bunu yapmalarındaki amaç maalesef şu büyü denen saçma. Büyü peşinde koşanların ürperten kemik talebi birazdan Beyaz Ana Haber'de. Antalya'da sokak köpeklerinin kovaladığı talihsiz çocuk ölümden döndü. Köpeklerden kaçarken yola fırlayan 15 yaşındaki Hamitcan'a hızla gelen bir otomobil çarptı. Mucize eseri hayatta kalan Hamitcan'ın yüzü tanınmayacak hale geldi. Öfkeli ailesi isyan etti. Ya bak, o da koşuyor. Bu kadar. Sokak köpeklerinin kovaladığı çocuk arabanın altında kaldı. O anlar an be an kameralara da yansıdı. Geçen gün de böyle bir şey olmuş. Bir tane kız çocuğu ölmüş aynı olayda. Ben de ölebilirdim. Başıboş sokak köpekleri bir anda kaldırımda yürüyen 15 yaşındaki Hamitcan'a saldırdı. Paniğe kapılan Hamitcan can havliyle yola fırladı. Facia kaçınılmaz oldu. Kaçarken araba bulmuş. Ben hatırlamıyorum. Bayılmışım 15 dakikada. Ambulans geldiğinde uyandım. Sadece bir köpeğe bana ağladığını hatırlıyorum. Neyse, hiç hatırlamıyorum.
Olayın şokuyla hiçbir şey hatırlamayan talihsiz çocuk gözünü hastanede açtı. Yüzü gözü kanlar içinde kaldı. Çocuğumuzun hali belli. Köpeklerden dolayı belediyeler şu köpekleri toplasın, bir bakımı barınma evi yapsınlar. Hamitcan'ın ailesinin de yüreği sızladı. Acı dolu anne baba başıboş sokak köpekleri için çare istedi. Bizim başımıza bugün geldi, yarın bir başkasının başına gelmemesi için. Oğlu ölümden dönen anne Safiye haber hayvanseverlere de biraz sitem etti. Yazılar çok kızdım. Yani benim çocuğumun canı hayvanlardan daha mı ucuz? Yüzü tanınmaz hale gelen Hamitcan ameliyata alındı. Vücudunda kırıklar bulunan talihsiz çocuğun tek tesellisi faciayı bu kadarla atlatabilmiş olmak. Ben hala beni çarptığını hatırlamıyorum. Sadece bir köpeğe bana ağladığını hatırlıyorum. Yenisini hiç hatırlamıyorum. Efendim, sosyal medyada sıkça paylaşılan kasapların kürek kemiği kırdıkları videolar gündem oldu. Bu işlemin sebebi ise merak konusuydu. Olayın perde arkası tüyler ürpertti. Büyü peşinde koşanların kasap çöplerinden bu kemikleri topladıkları, hatta toplu almak için para teklif ettikleri ortaya çıktı. Bunu yapmalarındaki amaç maalesef şu büyü denen saçmalık. Onu genelde büyü için kullanıyorlar. Büyücü yapıyorlar. Bazı şeylere art niyetli olaraktan kullanmak istiyorlar. Sebebi büyü için kullanmakmış. Ciddi misiniz? Hayvanların kürek kemiklerinin peşine düştüler. Büyü uğruna kemiklere para bile teklif ettiler. Hiçbir bilgim yok, bilemiyorum ne için aldıklarını. Elimdeki bu kemik bir kuzunun kürek kemiği. Bununla ne yemek yapabilirsiniz ne de başka şekilde tüketebilirsiniz. Ancak buna rağmen bazı insanlar kasaplara gelip bu kemiği özellikle istiyor. Sebebi ise oldukça ürkütücü. Bunu yapmalarındaki amaç maalesef şu büyü denen saçmalık. Kürek kemiği lazım, çorba yapacağız, kaynatacağız ama bundan olmaz ki. Bizim verdiğimiz ilikli kemik dediğimiz kemik var. Çorbaya falan onu veriyoruz. Büyü yapabilmek uğruna kasapların çöplerini karıştırıyorlar. Bulamayınca kasaplardan talep ediyorlar. Biz et toptancısıyız. Çok olan var. Onun için bildiğimiz için bizim personellerimiz dahi vermiyor. Bu kürek kemiklerini de bizden büyü yapmak için istiyorlar. Para teklif ediyorlar. Hatta akşamları bizim çöplerimizi karıştırıyorlar. Durumun farkında olan kasaplarsa çareyi kemikleri parçalayarak atmakta buldu. Kemiklerden çok isteyen oluyor şu kemik. İnsanlara kötü büyü ve herhangi bir şey yapılmasın diye mesela kırıyoruz, imha edip veriyoruz. Bu şekilde bizden istiyorlar, biz vermiyoruz. Mesela verme şeklimizi size gösterebilir miyim? Tabii ki. Mesela şu şekilde bizim mesela geldikleri zaman imha ederek şu şekilde kırıp atıyoruz yani. Bu şekilde. Kasapların tecrübesi sayesinde büyü peşinde koşanların kötü emelleri de suya düşüyor. Bunu bence satmamaları lazım o zaman. Çok tehlikeli bir şey yani, büyü çok kötü bir şey. Efendim, dolandırıcıların yeni tuzağı başkalarının IBAN numarası üzerinden kara para aklamak. Üstelik bu yöntem çok fazla kullanılıyor ve güvendiğiniz bir arkadaşınız tarafından, yakınınız tarafından da olabiliyor. Bu yüzden uzmanlar uyarıyor, IBAN bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Tanımadığınız bir kişiye IBAN numaranızı verip de banka hesabınızı o kişiye kullandırtırsanız aslında kara para aklamanın bir parçası olabilirsiniz. IBAN'ın blokeli diyerek şifresini aldığı arkadaşının hesabıyla milyon liraları akladı. Kara paracı kendisiyle birlikte arkadaşını da yaktı. Uzmanlarsa bir kez daha dikkat çağrısı yaptı. Dolandırıcıların yeni hedefinde en yakınları var. Önce IBAN numaranızı istiyorlar, ardındansa o IBAN numarası üstünden milyonlarca lira para aklıyorlar. IBAN numaralarımızı ve banka hesaplarımızı kesinlikle hiç kimseyle paylaşmamalıyız. Başkalarının IBAN numaraları üzerinden yapılan kara para aklama ve dolandırıcılığın son kurbanı Konya'da yaşayan Mustafa Ergin oldu. İddiaya göre Mustafa Ergin'in arkadaşı hesabın blokeli diyerek kendisine gelecek parayı onun hesabına yönlendirdi.
Ergin ise arkadaşına güvenerek hayatının hatasını yaptı. Oysa çok güvendiği arkadaşının hesabına yönlendirdiği kara paraydı. 6 kere tekrarlanan bu işlem polisin radarına takıldı. Arkadaşının tuzağına düşen Ergin'in hesabındaki 6 işlem için 6 suç dosyası açıldı. 8 ay cezaevinde kalan Ergin 10 yıl hapis sistemiyle hala yargılanıyor. Kim olursa olsun yani kimsenin vermesini istemiyorum. Mağdurum ben yani. Bu durumdan dolayı ben hani yattığım günlerimi hani saymak istemiyorum. Şu hani anlatılacak bir konu değil. Uzmanlar da dolandırıcıların bu yeni tuzağının oldukça tehlikeli olduğunun altını çiziyor. Çoğu zaman çok yakınlarımız IBAN numaralarımızı isteyip illegal yollarla kullanabileceği gibi aslında bu IBAN paylaşımı konusunda ev hanımları ve öğrenciler genel olarak hedefte. Adana'da uyuşturucunun etkisinde olan kadın bir iş yerinin camını kırdı. İçeri girip buzdolabındaki yemekleri yemeye başladı. Bu esnada yakalanan kadın ortalığı birbirine kattı. Topluyor bak. Çık oradan çık. Hayır abim gelecek. Çık oradan çık. Abim benim diyelim. Tamam sakin ol. Uyuşturucu madde etkisindeki kadın bir dükkanın camını kırıp içeri girdi, yakalanınca da ortalığı birbirine kattı. Özlem isimli bu kadın uyuşturucu madde etkisindeyken eline aldığı taşla bir iş yerinin camını kırdı, içeri girdi. Sesler geliyordu. Baktım bayanın bir tanesi oradan taş aldı, cama vurmaya çalıştı. Müdahale ettim, içeri girdi. Çevredekilerin durumu mağaza sahibine bildirmesi üzerine polise haber veren iş yeri sahibi buzdolabındaki yemekleri yiyen kadını dışarı çıkması için uyardı. Ben çıkmayayım dedi, burası benim dedi, bana ait dedi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını dışarı çıkması için ikna etmeye çalıştı. Uyuşturucunun etkisindeki kadın direndi, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulansa taşındı. O esnada söyledikleri ise dikkat çekti. Benim Tedavisinin ardından polis merkezine götürülen kadın ifadesinde de iş yerinin kendisine ait olduğunu savundu. 19 suç kaydı bulunan kadın nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Sıksızım, yılansızım. Zorla tutuyorlar seni. Yapmadım. Zorla yapmadım. Ona benim amcamlarım. Ona benim amcamlarım. Yeni zorla karakola götür. Efendim, kocasının cebinden habersiz para almayı alışkanlık haline getirenlere kötü haber var. Mahkemeye taşınan emsal olayda mahkeme şikayetçi kocayı haklı bulup eşinden tazminatsız boşanmasına karar verdi. Eşinin cebinden izinsiz para aldın. Yok. Yani belki ben bir tık yapabilirim de o asla yapmaz. Ben almam. Eşin alır mı? Almaz. Yok, hayır, haber vermeden hiçbir şekilde almam. Ben eşimi parasız bırakmıyorum ki izinsiz para alsın benden. Eşinin cebinden para aşırdı. Mahkeme izinsiz para almasını boşanma nedeni saydı. Eşlerin birbirinden izin almadan cebinden para alması, cüzdanından para alması boşanma sebebi olarak sayılıyor artık. Biraz saçma bana göre ya. Ama izinsiz. Karı koca arasında izin bulur Allah aşkına ya. Eşim sonuçta yani para alabilir. Ortak hani hayat müşterek, bence problem yok diye düşünüyorum. Bir kadın kocasının cebinden sıklıkla para alıyordu. Bu durumu fark eden koca kendisinden hesap sorunca zamanla da sinirler gerilmeye başladı. Aslında senin için sorun olur mu? Olur tabii, benden habersiz ne münasebet. Belki hani o zaman uyuyorumdur, belki bir ihtiyaç vardır alır. Ama devamlılığı varsa büyük bir suç bence. Zaten kendim çalışıyorum. İhtiyacım yok. Koca eşinin maddi isteklerinin hiç bitmediğini ve kendisinden izinsiz para aldığı gerekçesiyle ona boşanma davası açtı. İzin alınmadan para alışverişi yapılabileceğine dair bir genel kanı var. Fakat bu yanlış bir kanı kesinlikle. Hem suç hem de boşanma davasına kusurlu sayılma sebebi oluyor. Bu bir sorun olarak mahkemeye başvuruyorsa boşasınlar. Aile mahkemesi boşanma nedenini yerinde buldu. Ancak ilginç karar bununla sınırlı değil.
verildi. Kadının kocasına manevi tazminat cezası ödemesine de karar vermişti. Bir ceza davasına da sebebiyet verecektir. Temyize giden davada Yargıtay boşanma kararını onadı. Ama kocaya manevi tazminat ödenmesi kararını usule aykırı olduğu gerekçesiyle bozdu. Bence o kadar da büyütmeye gerek yokmuş. Aile içinde böyle şeyleri çok büyütmemek gerekiyor. Efendim, ailesinin geçimini sağlamak için taksi şoförlüğü yapan 19 yaşındaki Özay Kızıl, aynı durakta birlikte çalıştığı iki kişi tarafından boğularak öldürülmek istendi. Dehşet dolu o anları izleyen annesi isyan etti, yardım çağrısında bulundu. Çocuğum alın teri getirir derken benim çocuğum kan teri getiriyor. Ben görüntüleri izledikçe içim parçalandı. Bir anne olarak lütfen. Taksi durağında çalışarak ailesinin geçimini sağlayan gence cehennemi yaşattılar. Özay Kızıl'ı dövüp annesini tehdit ettiler. 19 yaşındaki genç ailesinin geçimini sağlamak için taksi şoförlüğü yapıyordu. İddiaya göre aynı taksi durağında çalışan ve kendisinden yaşça büyük olan iki kişi tarafından defalarca darp edildi. Son şiddet olayında boğularak öldürülmek istendi. Şiddet dolu o anlar kameralara yansıdı. Daha önce de 3 kez yapılmış çocuğuma aynı kişiler tarafından. Oğlunun şiddete maruz kaldığını kendisine ulaştırılan güvenlik kamerası görüntüleriyle öğrenen anne Özlem Ak beyninden vurulmuşa döndü. Benim çocuğum korkuyor, neyle tehdit ediliyor bilmiyorum. Benim çocuğum küçüklüğünden beri çalışıp bize bakan iki kız kardeşi var. Yetkililere yardım çağrısında bulunan anne oğlunun yaşamından endişe ediyor. Benim çocuğum bundan 2 yıl önce motor kazası geçirdi. 2 kere beyin ameliyatı oldu. Ameliyatlı olduğu halde yani çalışıyor. Epilepsi hastalığı geçirdi. 1 yıl tedavi gördü. Ben görüntüleri izledikçe içim parçalandı. Bir anne olarak lütfen. Oğlunun can güvenliğinden endişelenen anne yaşadığı kabusun üzerine kendisinin de tehdit edildiğini iddia etti. Yardım istedi. Sen bu konuyu kapat. Sonu iyi olmaz. Zaten kendisinin de kardeşinin avukatı olduğunu bana bizzat kendisi bildirdi. Efendim, İstanbul Avcılar'da yürekler ağza geldi. Bir binanın girişindeki elektrik panosu bomba gibi patladı. Her yanı alevler sardı. O anlarda karşı binada oturanların korku dolu çığlıkları mahalleyi inletti. Anneciğim tamam. Öyle bir patladı ki herkes bomba sandı. Mahallede gizemli patlama paniği yaşandı. Olayın adresi Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi. Apartmanın girişindeki küçük kıvılcımlar patlamalarla tüm girişi sardı. O saniyelerde yaşanan korku kameralara yansıdı. Ve muazzam derecede patlama oluyor. Şu an bütün mahalle mağdur. Karşı binada yaşayanlar ne yapacağını şaşırdı. Çocukların çığlığı yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Anneciğim tamam. Olay yerine ekipler sevk edildi. Daha büyük bir facia yaşanmaması için tedbir alındı. Herkes rahat bir nefes aldı. Burada bu kadar mağduriyet var. Bu mağduriyetin muhatabı var mı? Onu yaşayıp göreceğiz. Yaralı yok. Anneciğim tamam. Efendim, kırmızı et fiyatlarındaki fahiş artışın ardından mangalcıların olmazsa olmazı tavuk kanadında tedarik sıkıntısı ortaya çıktı. Fakat bu durum mangal sevenleri pek etkilemedi. Markette ve kasapta ne kadar kanat varsa toplayan mangalcılar hafta sonunu bakın nasıl kanatlandı. Sonra ne pişecek? Köfte. Sonra? Sonra tavuk. Var mı kanadınız? Var var olmaz mı? Buyurun beraber yiyelim. Çok teşekkür ederiz. Nasıl, kanat bulmakta zorluk çektiniz mi? Yok, önden aldık. Kanat bulmakta zorluk çektiniz mi peki kasapta? Var, zorluk var. Az bulunuyor. Kanat az bulunuyor. Az da olsa aldınız ama.
Aldık tabii canım. Aldık. Aldı tabii, olmazsa tabii. Olmaz. Evet. Hava da güzel. Seveni çok ama tedarik yok. Kanat severleri. Üzen bu durum mangal tutkusunun önüne geçemedi. Hafta sonu kanatsız kalmadı. Son dönemlerde kasaplarda olan beyaz et kıtlığı mangal severlerin önüne geçemedi. Kanat severler nerede ne varsa bir kilo da olsa topladı ve mangala geldi. Ne yiyorsunuz? Köfte, baget. Kanat. Evet, gün yapıyoruz bugün. Neler var menüde? Kanat görüyorum, köfte görüyorum. Köfte, but, salata, kola. Kaç kilo kanat aldınız? Vallahi bir 10 kilo aldık. Tutmuş. Evet. Nasıl buldunuz? Bulduk vallahi. Tavuk besliyorsunuz. Evet. Kendi tavuklarınızın ürünü mü? Şaka yapıyorum. Çok şakacısınız. Bulamayan da yoktur yani. Yalan söylüyordur. Öyle ki bir kilo kanat dahi bulamazken 10 kilo kanat siparişi verdiler. Kanat tabii ki fiyatlar yükseldiğinden dolayı piyasada çok yoktu. Pazartesi salı piyasada bulamadık. Ondan sonra çok talep olunca hızlı bir şekilde piyasaya tekrar sürüldü. Nasıl oluyorsa artık bilmiyorum ama biz farklı şekilde bulduk. Tedarik ve üretim sıkıntısı kanat severleri pek etkilemedi. Kasap kasap gezenler buldu. Tüm kanatları toplayıp mangala geldi. Kaç kilo kanat aldınız? 5. Nasıl bulabildiniz? Ya genelde her yerde var. Çok rahat buldum ben. Siz çok rahat buldunuz. Şu an evet. Piyasada bir kanat kıtlığı var. O yüzden soruyoruz aslında. Ben Eryaman'da yaşıyorum. Eryaman'dan geldim. Gayet de rahat buldum. Hafta sonunun keyfini mangal yakarak çıkaran Ankaralıların sofrasındansa kanat eksik olmadı. 45 kişi gelmişsiniz. 45 kişiye nasıl mangal ayarlayabildiniz? Vallahi çok güzel oldu bak. Hep yiyorlar. Masaları da kurduk. Evlatlar, köfteler, salatalar. Evet, hepsi var içinde. Ne yapıyorsunuz? Köfte yapıyoruz. Var mı kanat? Kanatımız yok, pirzola var. Kanat alamadık. Niçin bulamadınız mı? Ay pahalı hayatım. Pirzola da pahalı. Ya ucu ucuna diyelim. Kanat bir tık daha pahalı değil mi? Efendim Rize, başkenti Ankara'ya taşındı. Şehre özgü yemeklerinden unutulmaya yüz tutmuş sanatlarına, kuymağından çayına, tereyağından horonuna. Başkentte esen Rize rüzgarlarına gidiyoruz şimdi. Hiçbir şey anlamadan geldi geçti seneler rapor. Karadeniz olarak çok eğleniyorum. Horon çektiniz mi? Hayır, daha çekmedim. Konseri bekliyorum. Tereyağından kaçarsan, malzemeden kaçarsan ne olur? Kan böreği olmaz. Laz böreği olmaz. Ama laz böreği dediğin zaman tereyağından, funduğundan malzemesi bol olacak. Rize demek ne demek? Bönkörlük demek. Malzemesi bol demek. Ankara'da Rize tanıtım günleri başladı. Adeta Ankaralı bu alana akın etti. Bu tanıtım günlerinde Rize mıhlamasından Rize çayına ve tereyağına kadar birçok ürün bulunuyor. Oo, şifa olsun. Laz böreği geliyor tabii ki de öncelikle. Tadı tuzlu, tadı tatlı. Aynen öyle. E tabii Rize deyince akla ne geliyor? Horon geliyor. Yöresel ürünlerini alanlar şu an burada horon oynuyor. Bize her yer Trabzon. Nasıl burası? Harika, çok güzel. Rize'yi burada görüyoruz yani. Burayı taşıyorlar Rize'yi. İlk önce oyun sonra alışveriş. Tabii ki, tabii ki. Rize deyince akıllara şüphesiz muhlama geliyor. Burada da Ankaralılar muhlamanın tadına bakmaya geldi. Çok seviyoruz. Rize'ye özgü olduğu için mi, tamak tadınıza hitap ettiği için? İkisi de. Rizeli misiniz yoksa? İşim Rizeli ama harika bir lezzet. Güzel yapılırsa. Dün biz burada yaptık mesela. Sandalyenin üzerine çıktık. Sandalyenin üzerinden asıldık ona. Tencereyi yere koyduk bu sefer. Hala kesilmedi. Yine mi düşmedi? Düşmez. İmkanı yok. Forkliften asılıyoruz biz. O kadar mı böyle kolum? Merdiven götür de çıkayım ondan yukarı. Koluma daha kal kalmadı. Duymak bu muhlamam. Muhlama ya. Hemşin muhlaması. Sever misiniz? Elhamdülillah. Tabii. Ha da hemşinini almışız. Boşa mı aldık?
Rize deyince akla şüphesiz yayık tereyağı geliyor. Şu anda bu alanda, bu yayığın içerisinde ayrandan insanların görebileceği şekilde tereyağı yapılıyor ve satışa öyle sunuluyor. Bölgedeki kaymakları topluyoruz hayvanlardan ve buraya getirdik. Burada da bu şekilde yayıyoruz. Buradaki Ankaralılara sunuyoruz. Rize'nin bir diğer lezzeti ise kara lahana sarması. Bakabiliyor muyuz tadına? Türk halkının çok sevdiği, Rize'nin de simgesi olan çay şu an bu alanda yaş bir şekilde duruyor. Kıvırma makinesinden bir işlemden geçiyor, ardından kurutularak paket haline getiriliyor. Nasıl burası? Çok güzel. Rize'nin nesini seviyorsunuz en çok? Rize'nin çayı çok güzel. Evet, burada da doğal doğal organik çaylar var. Evet, o yüzden bakıyoruz. Adı börek ama tadı tatlı. Rizelilerin olmazsa olmazı Laz böreğine de talep oldukça yüksek. Bayılırım. Aa. Çok güzel. Bir fındıklı, Rize fındıklı da bir birey olarak çok seviyorum. Bayılırım. Efendim, kulağında kanamalı tümör olan bir sokak kedisi veteriner kliniğinin kapısına dayandı. İnsan gibi sağlık hizmetleri almaya gelen kedinin aklı veterinerleri bile şaşırttı. Acıkmış dedik, yemek vermek istedik. Mamayı yemedi, kafası yandı. Sanki bir şey anlatmaya çalışıyordu. Bir sokak kedisi kendi kendine veterinerin yolunu tuttu. Veterinerlerin verdiği mamayı yemedi. Çünkü akıllı kedinin derdi başkaydı. Yuvarlak, kümür. Sokak kedisi hasta olduğunu hissedip insanmışçasına doktoruna koştu. Akıllı kedinin kendi kendine veterinerin ayağına gittiği anlar kameralara da böyle yansıdı. Bizim misafirimiz olmayı seçti de misafirperverliğimizi ona göstermek istedik aynı şekilde. Kedinin hastalığı son aşamasındaydı. Bir an önce tedaviye başlanması gerektiğini sanki biliyordu. Götüreni yoktu, veterinere kendisi gitti. Başı eğik yürüyen kedinin anormal halleri veterinerler tarafından fark edildi. Yapılan kontrolünde kulağında kanamalı tümör olduğu tespit edildi. Komple iltihap şekillenmiş. Güzel kalpli veterinerler kedinin çağrısına karşılıksız kalmadı. Hemen tedavisine başlandı. Bir tedavisi klinimiz tarafından yapılacak olan arkadaşımız kendi ayaklarıyla geldi. Şu anda genel durumu en yakın zamanda operasyona girip sağlığına kavuşacak olan. Efendim, bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yarın saatler 12'yi gösterdiğince önce Beyaz TV ekranlarında siyasetin nabzını akılda kalsında tutacağız. Akabinde saatler 18.30'u gösterdiğinde biz Beyaz TV ekranlarında yeniden Beyaz Ana Haber diyeceğiz. Hoşçakalın.